Değerli arkadaşlar, hepinize merhaba. Özgür Sürer ben. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Akhisar Namıkoğul Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olarak görevime devam etmek istiyorum. YKS 2025 sabahına kadar ve sonrası için rehberlik videoları için kanalımızı takip etmeyi lütfen unutmayın. Sırayla gideceğiz, mantığını anlayanlaya gideceğiz. Sözcük türleri arkadaşlar deyince aklımıza adlar, sıfatlar, zamirler, zarflar, edatlar, bağlaçlar, ünlemler ve fiiller gelecek. Tabii bunların diğer isimlerini de mutlaka bilelim. Örneğin sıfat deyince önat, zamir deyince adıl, zarf deyince belirteç, diğer isimlerini bilelim arkadaşlar. Şöyle kısaca bir görevlerine bakacağız. Konumuza giriş yapacağız. Adlar nesneleri ve kavramları karşılar. Sıfatlar bir adın niteliğini ya da niceliğini, yani onun sayısını ya da herhangi bir özelliğini, rengini vesaire, bunları bildirir. Zamirler adın yerine geçer. Bunun için zaten biz buna adıl deriz. Belirteç, zarf bir eylemi, burası önemli, daha sonra değineceğiz. Eylemi, eylemsiyi, sıfatı, zarfı belirtme işini yaparlar. Bu konu biraz karışık. Sözcükler arasında ilgi kuran edatlar, sözcükler ya da cümle arasında bağ kuranlar, bağlaçlar, duygularımızı bildirme işini yapanlar, ünlemler ve bir hareketi karşılayanlara biz fiil diyoruz arkadaşlar. Sorularda sözcüğün türünü sorarsa bunlar aklımıza gelecek. Sözcüğün görevini sorarsa bunlar aklımıza gelecek. Sorularda genellikle ÖSYM'nin sorduğu sorularda da aşağıdaki sözcüklerin hangisi tür bakımından farklıdır ya da görev bakımından farklıdır şeklinde karşınıza sorular gelecek arkadaşlar. Neler olacak? Şöyle bir yol haritamıza bakalım. İsimler deyince varlıklara verileşlerine göre özel cins isim diye ikiye ayrılır. Varlıkların oluşlarına göre somut ve soyut olmak üzere ikiye ayrılır. Varlıkların sayılarına göre tekil, çoğul, topluluk diye üçe ayrılır. Belki de en çok karıştırılan noktası yapılarına göre basit isimler, türemiş isimler, birleşik isimler. Burada arkadaşlar çekim eklerinin üzerinde duracağız. Çok kilit videolar sizlerle olacak. İkisi bazen karıştırılabiliyor varlıkların oluşlarına göre. Somut isim, soyut isim. Somut isim 5 duyu organımızda algılayabildiğimiz isimlerdir. Çiçek görürüz, rüzgar hissederiz, bulutu görürüz. Ama umut, sevgi, hüzün, aşk gibi bunları 5 duyu organımızla algılayamayız. Ben öğrencilerime diyorum, somut deyince arkadaşlar armut aklınıza gelsin. Bakın bu armutu görünce zaten somut olduğunu anlarız ama soyut deyince... Çünkü bir harf var arasında, karıştırılabiliyor arkadaşlar. Evet, sizleri sıkmayalım ilk dersimizden. Bir sonraki videomuzda isimlerin yapısına bakacağız. Burada basit yapılı at ne demekmiş? Çekim isimlerine teker teker bakacağız arkadaşlar. Bunların en önemli ayrımları nelerdir? Karıştırılan noktalar nelerdir? Örneğin 3. çoğul iyelik, 1. çoğul iyelik çok karıştırılıyor. İyelik ekiyle belirtme haleti çok karıştırılıyor. Larler eki çok karıştırılıyor. Efendim ilgi ekleri çok karıştırılıyor. Bunların hepsi sizlerle olacak. Lütfen takipte kalmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.